İlkokula başladığım zaman bizim anne tarafı full müzisyen olduğu için böyle klasik 6 yaşında piyano çalma hikayesi gibi olacak ama 5 yaşında sporu 6 yaşında okulla beraber hem solfej hem piyano eğitimine başladım. O zamanlar tabii çok çalışkan bir çocuktum, böyle hayallerim yoktu. Sonradan fark ediyorsun, ben de sonradan fark ettim. Böyle bütün eğitim hayatım boyunca, yani okula giderken, başarılı akademik bir hayat sürdürmeye çalışırken de yanında yani müziği götürmeye çalıştım. Ortaokul, lise yılları da buna dahildir. Böyle küçükten yani. Profesyonel olarak şöyle söyleyeyim. Yani lise yıllarında çok fazla bir şey yapamıyorsun tabii ki. Bizim rock grubumuz vardı. İşte okuldaki koro vardı. Onlar azıcık daha hazırlık dönemi gibi oluyor. Üniversiteye geçtikten sonra Ankara'da güzel, yani çok bayağı başarılı tiyatro, müzikal tiyatro toplulukları var. Oralarda sahneye çıkmaya başladım. Sonra üniversite bittikten sonra bir tane Dolce Jazz Vokal diye bir grupta bulundum. Üç tane solistik ve sayısız caz konseri verdik. Herhalde onlarla beraber başlamıştır diyebilirim mezun olduktan sonra yani. İlk sahne deneyimim, hatırlıyorum. İlk sahne deneyimimde şey, yani şarkı söylemiyordum. Piyano resitalleri oluyordu. Çünkü piyano eğitimi alıyordum ve aslında çok da sık resital verdirdiler bana annemler. Ben ya yani hatırlıyorum, ilk resitalimin gecesinde bayağı böyle ağlamıştım. Ben sahneye çıkmak istemiyorum. Ben bu iş için uygun değilim falan. Arada hala onlar oluyor ama artık inandım yani. Hayatımız varmış gibi aslında, azıcık sözlerini dinleyince de anlaşılabileceği gibi benim tamamen pandemi bunalımımda çıkmış bir eser diyebilirim. Aslında ondan bahsediyor. Yani bizim müzisyenler, sanatçılar ve etrafımızdaki bütün emekçiler adına ne kadar bunalımlı bir dönem, ne kadar çıkmazda olduğumuz bir dönem olduğu anlatılmaya çalışılıyor diyeyim. Ama bunu sadece bu boyutta, bu ölçekte almak zorunda da değiliz. Sadece pandemiyle ilgili olmak zorunda değil yani. Azıcık çok eğlenceli, böyle dım tıs bir şarkı gibi görünse de bana göre azıcık da depresif bir hali var gibi. Biz besteliyoruz. Ben şarkı sözlerini yazıyorum. Özgür'le beraber bestelerini yapıyoruz. Sonra Özgür onları çok güzel bir şekilde aranje ediyor. Aranje ederken, işte besteleri yaparken de hem çağdaş olmasına ama geçmişte de dinlemekten çok hoşlandığımız şeyleri bir tık da 2021'e taşımaya dikkat ediyoruz. Güzel bir sentez oluyor diyebilirim. Elektronik altyapılarla eski müziğin sentezi gibi düşünebiliriz. Yani Türkiye'de o kadar muhteşem insan var ki, şimdi bir tanesini söylesem, ben bu programı izledikten sonra Allah'ım derim, şunları neden söylemedim? Çok fazla ilham aldığımız insan var Türkiye'de. Bazıları çok tanınıyor, en ünlü gruplardan bazıları mesela, ama diğerleri de bizim kendi içimizde çok sevdiğimiz, daha o kadar büyük olmamış sanatçılar. Ama hepsi ilham veriyor diyebilirim ve hepsiyle gurur duyuyorum. Müzik adına olan her şey bence hayatla da ilgili. Ben çok böyle süper kahraman ya da tek boynuzlu at gibi müzisyenleri ya da sanat üretenleri diğerlerinden ayırmak istemiyorum. Herkes, ama herkesin inanması gerekiyor. Bu hayatta kendini nerede görüyor, nerede konumlandırıyor, ne yapmak istiyor, ölmeden önce nasıl hissetmek istiyor, nasıl hatırlanmak istiyor, başkalarına nasıl yararlı olabilir, nasıl daha fazla paylaşabilir ve nasıl daha fazla sevgi yayabilir. Herkesin bence, özellikle şu dönemlerde, her gün bu kadar kötü haber okuduğumuz, her gün bu kadar aslında uyanmaktan çekindiğimiz günlerde bunları hatırlamamız gerekiyor. Umarım benim inandığım kadar herkes bir gün inanabilir diyeceğim. Albüme de bir gönderme yapacağım.